Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da hatırda tutun ki, bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden, Rabbi kendisine, seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar. Deyince, Allah, zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu. Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler itikafa girenler, rükû ve secde edenler için, bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. Ve o vakit İbrahim, Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır, dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, Onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp az bir zaman hayattan nasip aldırır sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İbrahim ile İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim kerim Rabbimiz, bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden çok merhametli olan ancak sensin. Ey bizim hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir resul gönder ki kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki Aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim, İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu, dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O, ahirette de salihlerden olacaktır. Rabbi ona, kendini canı gönülden hakka teslim et deyince o derhal alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir. Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. Bir de Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Deyiniz ki biz Allah'a bize indirilen Kur'an'a keza İbrahim'e İsmail'e İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde ise onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? Biz ancak O'na ibadet ederiz deyiniz. Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır deyince o, ben de yaşatır ve öldürürüm, dedi. Bunun üzerine İbrahim, işte Allah, güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım, der demez, kafir dona kaldı. Zaten Allah, zalimleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Bir vakitte İbrahim, Ya Rabbi, Ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin? Demişti. Allah, ne o, yoksa buna inanmadın mı? Dedi. İbrahim, elbette inandım. Lakin, sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim. Diye cevap verdi. Allah, ona, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip, her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki, Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle, İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semiyedir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah mü'minlerin dostudur. De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Sen, sadakallah, Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım, Allah'ı bir tanıyarak, İbrahim'in dinine uyun. Peki iyi bilirsiniz ki, o, asla müşriklerden olmamıştı. Orada, apaçık alametler ve deliller, İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse, korkudan emin olur ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanımayana Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstağnidir. Sizden eşraftan olan hür mümin kadınlarla evlenecek servet ve gücü bulunmayanlar ellerinizin altında olan mümin cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz müminler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur. Rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet. Biz Ali İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik. Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik cür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Hep, hep, hep iyiliği şiar edilmiş olarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir Biz İbrahim'e şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi imanında yakine kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk. Gece bastırınca, İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre, Rabbim budur, dedi. Yıldız sönünce de, ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem, dedi. Sonra ayı, dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce, iddianıza göre, Rabbim budur, dedi. Sonra o da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, mutlaka sapmışlardan olurdum dedi. Daha sonra güneşi doğarken görünce, iddianıza göre, Rabbim herhalde budur. Bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da, Ey halkım! Ben sizin, Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim. Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim," dedi. Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki: "Allah bana doğru yolu göstermişken siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız? İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve o, her şeyi hakkıyla bilir. Biz ona, İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Ve her birinin nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül alemin olan Allah'a aittir. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere, selam sana dediler. O da, size de selam deyip, çok kalmadan, elinde nefis, güzelce kızartılmış, körpe bir dana getirip ikram etti. Ama misafirlerinin, ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik. Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik. İbrahim'in hanımı Ay dedi ben bir koca karı kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey. Elçi melekler sen dediler Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehlibeyt Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzeriniz olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. Vaktan ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra, kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen, gafursun, rahimsin. Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını, senin kutsal mabedinin yanında, ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi, artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler. Hamdolsun Allah'a ki hayli yaşlı olmama rağmen bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur. Ya Rabbi, beni de Neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi. Ey Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan, tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek, İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi. Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi. Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu kutlara tapıyorsun? Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da, seni dümdüz bir yola çıkarayım. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme.'' Çünkü şeytan, Rahman'a isyan içindedir. Babacığım, bu gidişle, o Rahman'dan bile, bir azabın gelip sana dokunacağından, ve senin şeytana hemdem olacağından, ciddi endişe içindeyim. Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. İbrahim, selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkardır. İşte sizi de, sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum.'' Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde, mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. Onları ve onların, Allah'tan başka taptıkları putları terk edip, Şam'a yerleşince, biz ona, İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara, dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. O vakit babasına ve halkına, Nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller? dedi. Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz. Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? dediler. Yo, şaka ne demek? dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. Ve içinden Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim diye ekledi. Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle onların büyüklerine dokunmadı. Dönüp de olanları görünce Dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki. İçlerinden bazıları, sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. Haydin dediler, getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar. Söyle bakalım İbrahim dediler, sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? Belki de dedi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp içlerinden asıl zalim İbrahim değil. Bu aciz putlara ibadet edip bel bağlayan sizler biz müşriklermişiz dediler. Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine Önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e "Bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin." dediler. O halde dedi, "Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh, size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" O halde dedi, "Allah'tan başka Size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Eğer yapacağınız bir şey varsa dediler o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın. Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e. Serin ve selamet ol ona. Hülasa, onu tuzağa düşünmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Onu, Lut ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim.'' Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım cümle alem görüp bildi. Allah yolunda gereği gibi cihad edenin, sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorlukta yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de. Bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren odur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik mevlanız, efendinizdir. O ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. Nuh, Ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı, sen yardım et bana. Biz de ona vahyedip bildirdik ki, nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip, tandır kaynayınca, her cinsten birer çift ile, haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al. Zalim ve kafirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun. Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz? Siz neye ibadet ediyorsunuz?" dedi. Onlar da "Kendi putlarımıza ibadet ediyoruz." dediler ve ilave ettiler. "Onlara tapmaya da devam edeceğiz." ki dedi. "Siz kendilerine dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı?" Peki dedi. Siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik. İbrahim dedi ki, Peki, gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında, Biraz olsun düşünmediniz mi? İbrahim dedi ki: "Peki, gerek sizin taktığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taktığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi? Bilin ki ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alem'in hariç hepsi benim düşmanlarımdır. Odur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren." maddeten ve manen yol gösteren, O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren, halandığımda O'dur bana şifa veren, O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan, büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum, Ulu Rabbim de yine O'dur. de bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların Ek serisi ibret alıp da iman etmezler. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'tan başka bir takım kutlara tapıyorsunuz. Bunlara Allah'a ortak yapmakla. Açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız ona ibadet edin ve ona şükredin. Sonunda yine onun huzuruna götürüleceksiniz. Şayet siz beni yalancı sayarsanız sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi, imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir. Halkının ona verdikleri cevap, öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama, Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda, iman edecek kimseler için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız.'' İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim, ben dedi, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Biz İbrahim'e, evlat ve torun olarak, İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde, peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır. Melaikeden olan elçilerimiz, İbrahim'e, İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde, haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı, büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp, helak edilenler arasında olacak. Elçilerimiz Lut'a gelince, onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki, bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi. Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Bir bayram günü, İbrahim halkın içindeyken, yıldızlara bir göz atıp, ben galiba hastayım dedi. Bir bayram günü, İbrahim halkın içindeyken, yıldızlara bir göz atıp, ben galiba hastayım dedi. Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden, putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. O da fark ettirmeden, Putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. Hiddetini tutamayarak, iyice yaklaşıp, putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Da, aa, Siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, Yaptığınız şeyleri de yaratan yüce Allah'tır dedi. O da "A siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan yüce Allah'tır." dedi. Sonunda Haydin dediler. Onun için bir odun yığını hazırlayın da onu ateşin içine atın. Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz, heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik. İbrahim dedi ki, Ben, Rabbimin gitmeme emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir. Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona, aklı başında bir oğul müjdeledik. Çocuk büyüyüp, yanında koşacak çağa erişince, bir gün ona, evladım dedi. Ben rüyamda, seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. İkisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. İkisi de, Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim, oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Her ikisi de, Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim, oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Biz de ona salih kişilerden üstelik peygamber olacak bir evladı İshak'ı müjdeledik. Kendisine de İshak'a da feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendin hepsini açıkça zulmeden de. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı. İsmail, Elyasa ve Zülküfli de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Sahi İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? Bu sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim? Ey değerli elçiler dedi. Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Derken, oradaki mü'minleri şehirden çıkarma emrini verdik. Ama orada bir hane dışında, bize itaat eden aile bulamadık. Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için, orada bir alamet bıraktık. Yoksa, o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan, şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. Odur güldüren ve ağlatan, odur öldüren ve yaşatan. Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: Bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişkimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: Ey yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Ey ulu Rabbimiz, bizi kafirlere deneme konusu kılma, affet bizi, çünkü sen aziz ve hakimsin mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Onlar da sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için, güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse, bilsin ki Allah, gani ve hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü, ona mahsustur.